Parantez programından merhabalar sayın seyirciler. Yeni bir günde karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Tabii ekonomi gündeminden dışarı çıkamıyoruz. Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı 2021 sonunda aslında gelen yüksek zam ve vergi oranları, ceza oranları ile beraber 2022'ye nasıl geçeceğimiz konuşuluyor. Tabii asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısında da bir karar veremedi. 4. toplantıda ve aslında asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulurken asgari ücrete yapılan zamlarla beraber piyasalardaki zam oranlarının daha da artacağı bir yandan da konuşuluyor. Yani eski alınan asgari ücretle piyasadaki değeriyle beraber, alışveriş değeriyle beraber bir şeyin değişmeyeceği tartışmaları da yapılıyor. Bu başlıkları konuşmuştuk ama yeniden gündemde tutmak gerekir. Bütçe görüşmeleri devam ediyor mecliste. Meclisteki son durum nedir? Tabii her bütçe görüşmeleri sırasında mecliste tansiyon yükseliyor. Yeni görüntüler var. Bu başlıkları da konuşmak, değerlendirmek istiyoruz. Sayın seyirciler, program yorumcumuz Hasan Hüseyin Tekin. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi bir haberimiz var. Aslında Bağımsız Türkiye Partisi'nin hem ekonomiye dair hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dair önemli açıklamaları var. O haberi verelim, ardından konuşalım. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı İzmir'deydi. İzmir'de partilerle buluştu. Partili kongresine katıldı. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıları sert bir dille cevapladı. Diğer tarafta ekonomi gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin İzmir notuyla ekranlara taşıyarak bu haberimizi aktararak başlamış olalım. Bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bizde böyle bir şey yok. Bizde maden ne arar? Şu anda kongresini yapmak üzere hazır bulunduğunuz bu parti 2001 yılında parti programına ne yazmış? Günümüzde dünyada toplam 43 bin ton altın rezervi bulunmaktadır. 20 bin ton rezerv ile Güney Afrika birinci, 6500 tonla Türkiye ikinci sıradadır. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin altın rezervi asgari değeri 400 milyar dolardır. Sağda solda para aramanıza gerek yok kardeşim. Bu ülkenin her şeyi var. Peki bu altınlar nasıl kullanılmış? İlk defa İzmir, Ovacık'ta, bu şehirde 2001 yılında bir şirkete altın işletme ruhsatı verilmiş. Hangi şirket? Koza. Kimindi bu şirket? İşte Atatürk'ün izindeyiz diyoruz ya. Atatürk madencilik alanında kurduğu ilk kurum 1933 yılında petrol arama ve işletme dairesi ile altın arama ve işletme idaresi. Bunu kuran Atatürk. Bunu 2001 yılında parti programına alan Haydar Hoca. Bunu FETÖ ile bölüşen, yabancılarla bölüşen de mevcut hükümet. İşte bizim kaynak olarak sağdan soldan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey kendi öz kaynaklarımız. Ya kardeşim, çıkalım şu dünyanın gereklilikleriyle bütün dünyaya lider olabilecek bir ülke inşa edelim. Bunu yaparız. He, ben bunu yapacağım diyorum. Asgari ücreti 10 bin lira yapacağım. Esnaf ne veriyorsa aynısını verecek. Üstünü devlet olarak ben vereceğim diyorum. Adam diyor ki o kadar para veremezsin. Devletin parası yok. Ya kardeşim, banka 1 lira mevduatına 20 lira kredi dağıtıyor. Bankada böyle bir para yok. Bankanın böyle bir parası yok ya. Sen arkadaşınla arandaki güvenden ötürü gidiyorsun bir kağıda imza atıyorsun. Bunun adına bugün kambiyo senedi diyoruz hukukta. Çek ve senet. Kağıda imza atıyorsun. 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira para eder haline geliyor. Bunu ben yapıyorum. Bunu banka yapıyor ama devlet yapamıyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Ve dünyada bunu ilk defa söyleyen Haydar Hoca. 2005 yılındaki milli ekonomi modelinde. Bakın, bugün asgari ücret tartışmaları var. Herkes bir asgari ücret tartışıyor. Kaç para olması gerektiğini konuştuğumuz zaman
bazı iş sendikalarını ve bazı muhalefet yetkililerini görünce samimiyetle hayretlere düşüyorum. 3.000 lira mı, 4.000 lira mı, 5.000 lira mı? Ama yoksulluk sınırını açıklamaya gelince orada 10.000 lirayı rahat rahat yapıştırıyorsun. Yani bir insanın bu ülkede yoksul olmamak için cebine geçen paranın, eline geçen paranın 10.000 lira olması gerektiğini ilan ediyorsun. Ama geliyorsun bunu vatandaşa verelim demeye dilim varmıyor. Niye? Çünkü böyle bir felsefeleri yok. Sorun burada. İşte bizim temel farkımız bu. Biz bu felsefeye sahibiz. Biz bu bakış açısına sahibiz. Neymiş? Yavur İzmir. Niye? Niye biliyor musunuz? Keşke Yunan galip gelseydi diyenler boşa çıktı ya. O Yunan'a burayı bırakmadınız ya. Onlara göre gavur oluyorsunuz işte. Şu İzmir'in tek bir farkı var. Bu İzmir Atatürkçü. Atatürkçü. Bütün sorun, bütün çekememezlik buradan. Ama burada şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet'e karşı ayaklanan bazı gruplar olmuştur. Bu gruplar iki maske altına saklanan ajan gruplarıdır. Birisi milliyetçilik grubu adı altında, diğeri din adı altında maskelenmiş ajanlardır. Bugün yaşadığınız, bugün karşılaştığınız ne kadar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı varsa aynı maskenin altındaki ajanlardır. Bunu sakın unutmayın. Ve bunlara hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Çünkü o bir faaliyet halindedir. Onu o faaliyetten döndüremezsin. Ama Atatürk'ün inancını ben her yerde bunu söylüyorum. Burada da soru cevapla ortaya çıkaralım. Velev ki Atatürk bunların dediği gibi inançsız bir insan. Haşa. Hepimizden Müslüman da velev ki öyle. Ya bu kadar Müslüman adam için savaşır mıydı? Savaşmazdı. Hadi savaştı. Boşluğuna geldi. Ya kalkıp bu cumhuriyetin egemenliğini milletindir diyerek bu kadar Müslümana bırakır mıydı? Hadi o da boşluğuna geldi. Onu da yanlışlıkla yaptı. Anadolu'da yaşayan 500 bin Rum, Ermeni ve Hristiyanı, Avrupa'da ve başka coğrafyalarda yaşayan 1 milyon 200 bin Türk'le nüfus mübadelesi adı altında onları yollayıp Müslümanları buraya getirir miydi? Bu kadarını da yanlışlıkla yapmaz herhalde. Bir yerde biri uyarırdı. Demek ki ne var burada? Atatürk bütün hizmetini ve çalışmasını Müslüman Türk milleti için yapmıştır. Ve babamın dediği gibi bunu kabul etmeyen haindir ve cahildir. Başka hiçbir şey değildir. Evet Hasan Bey, BTP Genel Başkanı'nın aslında ekonomiye dair açıklamaları dikkat çeken bir yere sahip. Türkiye'nin aslında giriş cümlesi ile beraber madenlerinden, kaynaklarından bahseden bir siyaset profili. Biz bunu hep konuşmuştuk. Türkiye'de bugün bütçe görüşmeleri konuşuluyor. Bütçe görüşmeleriyle beraber 2022 yılında nasıl bir harcama yapılacağı ve bu paranın hangi bölümlere dağıtılacağı konuşuluyor ama finans meselesi ile alakalı meclisteki genel yapı tabii belirli meselelerde karşı karşıya gelseler de temel anlamda borçlanma ile alakalı temel bir birlikteliğe sahipler. Fakat Türkiye'de Türkiye'nin madenlerinden, yeraltı kaynaklarından bahseden bir siyasetten bahsetmemiz mümkün değil derken aslında Profesör Doktor Haydar Başbey'in ve bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkan Hüseyin Başener programda bu meseleyi gündeme getirmesi dikkat çeken bir yere sahip. Buradan başlayalım isterseniz. Türkiye bu kadar önemli bir meselede tıkanmışken, finans sorunu yaşarken TL her gün
aslında ciddi oranda değer kaybetmeye devam ederken bu başlığı nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Evet, maalesef bu gündem düşmüyor. Yani dolar dün 14 lirayı geçti. Yaklaşık Merkez Bankası'nın 3,5 milyar dolar efendim bir satışı oldu, bir dahalesi oldu. Fakat bugün bakıyoruz ki tekrar yay gibi gerilerek tekrar eski yerine, hatta daha da yukarıya doğru gelmeye başladı. Artık Merkez Bankası dikiş tutturamıyor. Hani doları kontrol etmek hususunda, dövizi kontrol etmek konusunda attığı bütün adımlar geri geliyor. Şimdi burada bir para biriminin hani dramatik bir şekilde, trajik bir şekilde erimesini ve yok olmasını ülke olarak seyrediyoruz maalesef. Yani denenen şeylerin muvaffak olamadığını, aslında bu hani Türk lirasının erimesinin sadece bir para meselesi değil, ekonominin tamamında görülen aksaklığın, problemlerin bir özeti olduğunu iyi anlamak lazım. Yani Türk lirasını bu şekilde tamir edemeyiz. Yani bu şekilde sadece kurlara müdahale ederek, faizle oynayarak tamir etmek, düzeltmek mümkün değil. Bir istikrara kavuşturmak mümkün değil. Yani bir ülkenin parası aslında ekonomisinin özetidir, notudur, karnesidir. Dolayısıyla bunu eğer yapmak istiyorsak o Türk lirasının arkasındaki ekonomiyi düzeltmek lazım. Yani burada en büyük sıkıntı da yani bir para biriminin erimesinin önündeki yani ve erimesindeki en büyük nedeni nedir? Borçlanmayla yani sadece borçlanmayla efendim bu ekonomi ayakta tutan bir zihniyetin geldiği noktadır. Şimdi Hüseyin Baş Bey neyi vurguluyor? İşte bütün bunları anlattıktan sonra özellikle altın rezervine vurgu yaptı. İşte Türkiye'de bulunan altın rezervleri Güney Afrika'dan sonra yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra dünyada ikinci sırada olduğunu. Yani tabii çok çarpıcı bir örnek. Şimdi eğer biz para aramak istiyorsak, hani paramızı güçlendirmek istiyorsak, ne Amerika'da, ne Avrupa'da, ne IMF'de, ne efendim Kore'den, ne Swap'tan, ne Katar'dan bunları temin etmemize gerek yok. Çünkü bunun sonu yok. Bugün Katar'la anlaştık, 10 lira aldık, 20 lira aldık, 30 lira aldık. Ne olacak? Yani bunu sonsuza kadar sürdürmeye imkan var mı? Yok. Borç nasıl alınır? Borç alınmaz mı? Alınır. Ama nasıl alınır? Hani çok çok olağanüstü bir durum olur. Hani hiç karşılaşmadığınız, büyük bir kıtlık olur, savaş olur, ne bileyim. Yani o ana kadar görülmemiş bir salgın olur. Eliniz kolunuz bağlanır, hani borç alırsınız, yardım alırsınız. Aynen depremlerde olduğu gibi. Şimdi deprem olduğu zaman borçtan ziyade ne yapılıyor? Ülkeler birbirlerine yardım ediyor o depremin enkazını kaldırmak için. İsterse bu süper bir devlet olsun. Yani hiçbir devlet böyle bir felaketle baş edemez. Ama bunu her gün yaşarsanız hiç kimse size yardım etmez. Yani her günde deprem yaşanmaz, her günde felaket yaşanmaz. Bu 10 yılda bir, 5 yılda bir başınıza gelebilir. Şimdi bizim durumumuz buna benziyor. Yani her an borç almak, her an swap anlaşmaları yapmak, her an efendim işte yani dış kaynak arayışına girmek TL'yi bu hale getirdi. Onun için hani bu işin sonuçlanabilmesi için, istikrara kavuşabilmesi için Türk lirasının kendi kaynaklarımıza dayandırılması lazım. İşte Hüseyin Baş Bey altın madeninden söz etti. Sadece Türkiye'de altın madeni yok. Yani işte o bahsettiği söz konusu olan milli ekonomi modelinin 253. sayfasından itibaren bütün madenler, bütün kaynaklar, enerji kaynakları tek tek ortaya konmuş. Ya başka bir yolu da yok bunun bakın. Evet. Şu an hükümet ne yaparsa yapsın. Bakın ne yaparsa yapsın. İsterse takla üstüne takla atsın. Yani asla ve kat'a eğer o kaynaklarla beraber işin içine girmezse hiçbir şey düzeltme imkanı yok. Ve şu anda kara kara düşünüyorlar, doları durduramıyorlar. Bakın hani bu şey değil, şaka değil yani. Yani bu hani Venezuela'ya doğru gidiştir, Arjantin'e doğru gidiştir. Yani Türkiye'nin artık ekonomide dizginleri tamamen kaybetmesi, hiperenflasyona doğru bir gidiş söz konusu. Bakın şu an kurlar yükseliyor. İşsizlik yükseliyor, enflasyon yükseliyor, faiz yükseliyor aynı anda. Bu nedir? Stagflasyondur bu. Yani çok ağır bir ekonomik bunalımdır. Şimdi bazı ekonomistlere göre asıl yani şey bu değil, asıl darbe Şubat ayından sonra evet. Görülecek. Yani bu Türkiye bunları hak etmiyor. Yani Türkiye'nin geleceğini
karartmaya kimsenin hakkı yok. Ha yapamıyorlarsa istifa ederler. Bakın çözüm var. Yani Türkiye'de çözüm var. Dolayısıyla hani bu çözümü eğer ortaya koymaz, konuşmaz, bunları dillendirmezsek Türkiye'yi çok büyük badireler bekliyor. Zaten hani içinde bulunduğumuz bela az bir bela değil de bunun da çok ötesini görebiliriz. Asgari ücretle alakalı çok dikkat çeken bir tepkide bulunuyor İzmir konuşmasında BTP Genel Başkanı. Yani yoksulluk sınırını 10.000 TL'nin üzerinde açıklayan sendikalar 4.000 lira sınırında, yani 10.000 liranın altında asgari ücret talebinde bulunuyorlar. Yani bu da enteresan bir durum değil mi? Yani Türkiye'de asgari ücret geçim sınırı yoksulluk sınırının altında mı talep edilmeli yoksa üstünde mi talep edilmeli? Bu çıkışı nasıl okuyorsunuz? Şimdi tabii yani hükümetin verebileceği ve hükümetin yani bunların yani talepleri neye göre şekilleniyor? Hükümetin pozisyonuna göre şekilleniyor aslında. Yani ihtiyaca göre değil de şimdi hükümet bir şey koyuyor ortaya. Diyor ki ben zaten rakamı koymuşlar. 3.500 lira verebilirim diyor. Türkiye İşçi Sendikaları, işveren sendikaları efendim 3.500 lira teklif etmiş. İşçi kesimi de 3.900 lira teklif etmiş. Yani şu anda zaten dikkat edersen biz bunu ifade etmeye çalıştık. Yani ben 3.750 civarında tahmin etmiştim hatırlarsan. Herhalde ortalama böyle bir fiyat, böyle bir rakamda uzlaşacaklar. Yani burada zaten artık ip öyle bir noktaya, öyle bir koptu ki, işin içi öyle bir kaçtı ki. Yani hükümetin bunu vermeye dermanı yok şu anda. Öyle bir para yok. Aslında 3.800, 3.900, 4.000 liralar çok büyük para şu an hükümet yani verirse için. Verirse de piyasada çok ciddi zam sahnesinin devam edeceği tabii. Yani Şubat ayıyla eğer hükümet 4.000 sınırında veya üstünde konuşulmuyor bile ama yani sizin dediğiniz rakam bile verilse Şubat ayında gıda fiyatları da dahil olmak üzere çok ciddi bir zam yağmurunun Türkiye'yi beklediği açıklamaları, tahminleri de yapılıyor. Siz buna şimdi şöyle musunuz? Bence yani bütçede böyle bir para yok. Yani hükümetin şu anda asgari ücreti 4.000 lira yapması imkansız bana göre. Çünkü öyle bir para yok. Hani daha fazla borçlanır, daha fazla faiz öder, daha fazla taviz verir de böyle bir kaynak bulursa ancak öyle verebilir. Yani hükümetin problemi şu, yani mevcut hükümet şu anda kaynak bulamıyor. Kaynak bulamıyor. Kaynak bulamadığı için veremiyor. Şimdi kendi anlayışı içerisinde kaynağı sadece zam, ceza ve vergiden ibaret gördüğü için bu kaynağı hani bu dönemde toplaması şöyle mümkün değil. Çünkü bir tarafta iş yerleri kapanıyor, cirolar düşüyor, tüketim düşüyor. Bu aynı zamanda hükümete de büyük bir ekonomik sıkıntı getiriyor. Çünkü bunların düşmesi, iş yerlerinin kapanması, efendim ciroların düşmesi, ithalatın azalması, neticede evet ithalat kötü bir şey ama hükümet onu teşvik etti çok uzun süre. Çünkü ithalat üzerinden inanılmaz vergiler aldı. Şimdi ithalatın azalması, diğer taraftan insanların vergilerini ödeyememesi. Evet vergi tahakkuk ediyor. Şimdi o bütçede olan rakamlar tahakkuk eden vergiler. Şimdi verginin tahakkuk etmesiyle tahsilata ayrı şeylerdir. Yani tahakkuk eden vergiyi tahsil etmek şu anda mümkün değil. Hani piyasada meşhur bir laf var. Hani borçla alacak ödenmez diye. Hükümet bunu yapıyor. Evet diyor benim alacakla borç ödenmez affedersiniz. Ya diyor ki benim diyor şu kadar alacağım var. O alacağını bütçeye yazıyor. Yani vergi gelirleri olarak. Ama o vergi geliri daha tahsil edilmedi ki. Tahsil edemiyor. Tahsil edemeyince bu sefer af çıkartıyor. Af çıkartınca da yine isteneni alamıyor. Çünkü artık mükellef şunu öğrendi. Yani devlet zaten hükümet bu alacağını alamıyor. Dolayısıyla bir af çıkacak. Ben de bunu ödemeyeyim. Parasını hani parası olan da ödemiyor. Dolarda tutuyor, altında tutuyor. Ve neticede yine o tahsilatı yapamıyor. Şimdi hükümet bu ekonomik ortamdan en fazla etkilenen kurum olduğuna göre öyle ya. Yani ki hükümetin borçları artıyor. Yani çünkü doların 1 lira yükselmesi Türkiye'de dış borcu 400 milyar lira arttırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mesela biz işte bugün 1 lira arttı dolar. TL bazında bizim borcumuz, mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borcu bir günde 400 milyar TL arttı. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacak? Yani diğer taraftan faiz ödemeleri var. 150 milyar dolara yakın. Şimdi bütün bu ödemeler yapılmak zorunda. Eğer bunlar yapıldıktan sonra ortada kalan bir para yok. Onun için veremiyor. Onun için sendikalar da bunu bildiği için talep bile edemiyorlar. Nasıl talep etsin? Yani diyor ki ya zaten adamda para yok. Yani
Hani ihtiyaç olan şey ayrı, bak ihtiyaç olan para ayrı, talep edebileceğiniz para ayrıdır. Eğer ihtiyacımız olan parayı talep edersek, bizim şu anda asgari ücret yok, belki 20 bin lira almamız lazım. Bırakın 10 bin lirayı. Değil mi ya, ihtiyaç. Evet. Hani ihtiyaçları alt alta yazalım. Kira, elektrik, fatura, su, okul, çocuk, efendim ne bileyim, yeme, içme, gıda, giyinme, yani ulaşım, seyahat, şu bu. Yani 20 bin lira, ha tamam, normal bir geçim sağlarsınız. Anında zengin olmazsınız. Yani ev, araba, han, hamam sahibi kimse olamaz o parayla. Ancak kendini geçindirir. Şimdi hadi 20 bin lira talep edelim madem öyle. Yani ama yok, yani karşı tarafın böyle bir gücü yok. Yani devletin, yani hükümetin öyle bir gücü yok. Dolayısıyla olmayınca sendikalar alabilecekleri veya yani alabildiklerini düşündükleri en yüksek meblağı alıyorlar. Şimdi bir hikayede anlatılırdı. Adamın biri bir elmas, bir mücevher bulmuş. İşte kuyumcuya gidiyor. Kuyumcu diyor ki ona, işte ne istiyorsun diyor buna. Diyor ki ben 1000 lira istiyorum. Tamam diyor, çıkartıyor, veriyor. Yanındaki arkadaşı diyor ki ya diyor sen diyor büyük bir yanlış yaptın. Bu diyor hani 5-10 bin lira da ederdi. Ama diyor ki adam ben sadece 1000'e kadar saymayı biliyorum. Şimdi bizim halimiz buna benzedi. Yani biz sadece şu anda bunu talep edebiliyoruz. Çünkü ötesini düşünemiyorsun. Şimdi burada bu paradigmayı kırmak için, bu efendim kısır döngüyü aşabilmek için ne yapmak lazım? İşte tamamen doların dışında, dolarizasyonun dışında ve yepyeni bir kaynakla beraber yani devreye girmek lazım. O da bu hükümetin gündeminde değil. Şimdi Hüseyin Başbey mesela işte altından yola çıktı. Biz dedi altın madenimiz var. Kime vermişlerdi? Koza grubuna vermişlerdi. Yani aslında o milletle paylaşılması lazımdı. Şimdi bakın yine geçen yine Hüseyin Başbey bahsetti. Biz bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. 2007 yılında ve 2006 yılında da olabilir. Şimdi Aramom turlarından da çıkartılabilir. İşte Tekirdağ'da veya Edirne'de bir üniversitede su aranırken doğalgaz çıktı. Evet. Biz bunu konuştuk hatırlarsan. Sonra o doğalgaz işte üniversite efendim biz zengin olduk, şu olduk, bu olduk diye sevinirken Amerikan şirketi geliyor diyor ki kardeşim bu benim şeyim. Ben diyor bütün Trakya'daki doğalgaz ve gaz arama işinin ihalesini aldım, satın aldım. Dolayısıyla bu bana aittir diyerek o doğalgazın efendim üzerine efendim kendi tesisini kurdu, kendi hani tabiri caizse vanasını koydu, borusunu döşedi ve satmaya başladı. Şimdi bunlar olduktan sonra Türk lirası nasıl değer kazansın? Ya Türk lirası doğalgazı sattın, madeni sattın, kurumları özelleştirdin. Efendim yabancıya sattın. Telekom'u sattın, Galata Port'u sattın, onu sattın, bunu sattın. Şimdi geçen gün Galata Port'a gittim. Evet. Muhteşem bir yer. Ama kime ait? Bize ait değil. Efendim geçen işte bir şeyde okudum. Bu dünyanın en büyük arazisi, tarım arazisi Ceylanpınar'daymış. Bilmem kaç milyon hektar tek parça üzerinden Ceylanpınar işte üretim. O mesele o da meğer ki Katarlara satılmış. Dönüyorsun, tamam da kardeşim bizim yani bize ait bir şey yok ki. Yani Türk lirası neden değer kazansın? Sen onu Katarlara sattığın zaman Katar parası değerleniyor. Sen onu gaz şirketini bilmem neyi araması efendim haklarını Amerika'ya devrettiğin zaman doları güçlendiriyorsun. Bizim yani paramızın temsil edildiği bir şey göstersenize bize. Onun için para bu hale geldi. Ya efendim biz eskiden itiraz ediyorduk. Şu anda da itiraz ediyoruz da. Ya efendim bu Amerikalılar bu toprağı sırtına alıp mı götürecek? Bu doğalgazı alıp evet. mı götürecek? Ya kardeşim evet. alıp götürmüyor da ama sana ait değil bu. Dolayısıyla senin paran burada geçmiyor. Yani için senin paranı ben niye talep edeyim ki diyor. Yani senin TL ile alabileceğin bir şey yok ki. Ya bir şey bırakmadınız yani TL'nin hani değerini yükseltecek bir şey bırakmadınız ki. Ondan sonra çıkıp müdahale ediyorsunuz dolara molara. Ya bu... Bunun hiçbir anlamı yok. Hiç müdahale etmelerine gerek yok bence. Bıraksınlar. Gittiği yere kadar gitsin yani. Çünkü önünü almaları mümkün değil. Bak. Biraz da ona benziyor aslında. Yani ekonominin müdahalelere bakıldığında aslında çok da ciddi bir keskin bir dönüşü sağlayacak bir müdahaleden bahsedemiyoruz. Yani bırakılmış artık nereye kadar nereye gidilirse. Şimdi bu da çok enteresan. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İzmir'deki konuşmasında aslında iki ismi öne çıkartıyor. Birincisi Profesör Doktor Haydar Başbey ve İzmir olması münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk isimlerini öne çıkartıyor. Ve hatta
İzmir'deki konuşmasında çok dikkat çekici. Yani İzmirlilere atfedilen sıfatlar ile alakalı, yalan ve iftiralarla alakalı ve bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atılan yalan ve iftiralarla alakalı çok sert bir, net bir duruş ortaya koyuyor. Bu meselede aklımıza gelen isimlerin aslında başında gelen o iki ismi de konuşalım isterseniz. Yani kaynakları konuşuyoruz, Türkiye'nin yeraltı rezervini, zenginliğini konuşuyoruz ama bunun karşısında çok net bir adım atabilen siyasetten bahsedemiyoruz. Bugün Atatürk ve Profesör Doktor Haydar Baş ekseninde aslında Türkiye'nin kaynaklarını, Türkiye'nin sorunlarını konuştuğumuzda Sayın Baş'ın ifadeleriyle beraber neleri gündeme taşımamız, neleri sürekli konuşmamız gerekiyor? Şimdi tabii neyi gündeme? Şimdi Türkiye'nin bu hale gelmesinde, yani ekonomisinin efendim bu hale gelmesinde ve etkinliğinin giderek azalmasında yani Atatürk'e atılan iftiraların çok büyük katkısı var. Yani Cumhuriyet'in kurucu değerleri var, kurucu unsurları var. Ve bunları eğer yani görmez dışlarsak işte bu hale düşeriz. Diğer taraftan Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde vurgu yaptığı meselelerin günümüzde ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlamaya başladık. Yani eğer milli ekonomi modeli olmasaydı biz de bu meseleleri anlayamayacaktık. Bize mesela diyeceklerdi ki ya işte bize saldırı var dışarıdan. Dolayısıyla bu saldırıdan dolayı biz yandık, bittik, kül olduk. Bizim hiçbir hatamız yok. Biz her şeyi mükemmel yönettik. Fakat bu yapılan saldırılar bizi mahvetti. Ama biz milli ekonomi modelini okuduğumuz, Profesör Doktor Haydar Başbey'i takip ettiğimiz için bunlara inanmıyoruz. Bu yalanlara inanmıyoruz. Kusura bakmasınlar, böyle bir şey yok. Yani size yabancılar mı dedi özelleştirme yap? Evet yabancılar dedi ama siz bunu yapmak zorunda değildiniz. Madenlerinizi siz satarken, efendim bunun dış saldırıyla ne alakası var? Saraylar yaptırırken, israf yaparken, yolsuzluk yapılırken. Yani size yabancılar mı dedi ya gidin işte Bitlis'te, Adil Cevaz'da, Ahlat'ta efendim sarayı yapın, Marmaris'te sarayı yapın, şurada israf edin, burada israf edin. Ya yabancılar mı söylüyor size bunu? Hayır, kendiniz istiyorsunuz. Yani bir daha bazı şeyleri de yani bu şekilde görelim. Evet biz yaptık, hata yaptık deseler bakın bu da bir çıkış yolu gösterir bize. Buradaki sıkıntı şu, hata yaptıklarını kabul etmiyorlar. Bakın bu da çok en büyük fecaat bu zaten. Ne demek ya? Şimdi dolayısıyla biz milli ekonomi modelini bildiğimiz için oradan yola çıkarak bazı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Yani meselenin böyle olmadığını, efendim ekonomik çöküşün sebebinin efendim sadece Amerika'nın bizi sömürmek istemesi, Avrupa'nın bizi sömürmek istemesi meselesi olmadığını biliyoruz. Elbette ya zaten Amerika sömürgeci bir ülke. Efendim Rusya sömürgeci bir ülke. Avrupa Birliği böyle. Bunu bilmeyen mi var zaten? Yani bunu bilmeyen mi iktidara geldiniz? Yani kusura bakmayın. Ha, biz bilmiyorduk. Bunları biz sevgi pıtırcıkları zannediyorduk. Biz bunları bizi pamuklara saracak zannettik. Zaten bunları bilmiyorsanız iktidarda ne işiniz var? Yani siyaset kandırıldık ifadeleriyle beraber bunu geçiştiremez yani. Mümkün değil yani Türkiye'de veya dünyada tabii. Eğer siz iktidara talipseniz dünyadaki gidişatı, ülkeler arası ilişkileri, ülkelerin tabii. Hedeflerini, tarihi geçmişiyle beraber bilmek mecburiyetiniz. Böyle bir mecburiyet var ki, mı? Tabii ki. Yani ekonomiyi bilmek zorundasınız. Şimdi şuna benziyor. Yani sırtlanlar sürüsü var. Ben içine gireyim. Bunlar bana bir şey yapmaz. Yani bunların yırtıcı olduğunu bilmiyordun. Ama o sırtlanlar seni ne yapar? Parça parça eder. Onu bilmiyor musun? Şimdi bunu bilmediğin zaman hayatını kaybedersin. Bu kadar basit. Şimdi bu ülkeler zaten sömürgeci ülkeler. Ama mesele şu, sen de az bir ülke değilsin. Öyle güçlü bir ülkemiz var ki, öyle stratejik, öyle efendim zengin, öyle kuvvetli bir ülkemiz, öyle efendim mükemmel bir yerde duruyoruz ki. Yani Atatürk en zayıf zamanımızda dahi bakın, yani zayıf zamanımız nasıl? Bence en zayıf zamanımız bizim Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımız zamandı. Efendim neredeyse erkek nüfusun kalmadığı, insanların 30 sene, 40 sene savaştığı, ekonominin berbat olduğu, her şeyin dibe vurduğu, efendim doktorun, mühendisin mumla arandığı, bulunmadığı, öğretmenin olmadığı, yani hiçbir kadronun neredeyse olmadığı bir dönem en zayıf dönemimizdi bizim. Yani 1922 Eylül dediğin zaman veya 1923 başı dediğin zaman Türkiye'nin en zor dönemleriydi. Ya ama orada ne oldu? Orada bile bakın bir duruş ortaya kondu, sabredildi, çalışıldı. Efendim hani şimdi Sayın Erdoğan ayet okuyor ya Allah sizi deneyecek işte ayet var biliyorsunuz Bakara suresinde. Şimdi
Efendim, bu sınama o zaman oldu. O zaman sınamaydı. Yani şöyle sınama, tabii ki yine hatalar yapıldı ama neticede insanımız açlıkla, fakirlikle, savaşla sınandı. Ama o sınamayı o sınavı Atatürk geçti, işte Türk milleti geçti. Şu anki duruma sınav denemez. Çünkü o dönemde Atatürk de ve yönetici kadrolar da efendim milletimizin gelir seviyesinde standardına da yaşıyorlardı. Mesela o günkü durumu anlatan mesela özellikle Halide Edip Adıvar çok iyi anlatıyor. Hani zaten Atatürk'ün davetiyle Ankara'ya gelerek o durumu anlatan eserler yazıyor. İşte Ateşten Gömlek gibi, Türk'ün Ateşle İmtihanı gibi şeyleri var. Çok önemli eserleri var. Cepheye gidiyor, cephedeki durumu görüyor. Ankara'daki durumu görüyor. Mesela orada anlattıkları şeyler var. İşte mebusların böyle neredeyse hani çok çok zor şartlarda yaşadıklarını, neredeyse efendim iki öğünü bir arada bulamadıklarını, doğru düz yemek yiyemediklerini, barınamadıklarını, işte o bakanlıkların çok zor şartlarda çalıştıklarını falan anlatıyor. Ha işte bu sabırdır. Niye? Çünkü yönetici de halk da aynı standartlarda o çileyi çekerek değil mi o mücadeleyi veriyorlardı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hacı Anesti gibi yalısında veyahut da efendim denizin ortasında bir yatta efendim savaşı idare etmedi. Atatürk en ön cephede savaştı. Yani asker gibi o da canını ortaya koydu. O da askerin yemeğinden yedi, içtiğinden içti, giydiğinden giyindi. Mesela Atatürk'ün bir tane fotoğrafı var. Düşün, Maraşal savaş kazanmış. Bir tane hatta kemer takmış Atatürk. Kemer iki iğneli bir şeymiş. Tokalı bir kemermiş ama tabii o tokası düşünce o tokayı bulamamışlar. Başka bir delik açmışlar. Görülüyor belki, evet, görmüşsündür. Tek iğneli toka takmışlar. Yani iki iğneli tokadan bozma bir kemeri tek iğneli tokaya çevirip efendim kuşağına bağlayan bir meraşal düşün. Yok yani o da asker gibi aramış bulmuş takmış bunu yani. Tamir ettirmiş. Demiş ki ya bana hani gidin. Yani kemer bulamamışlar. Ya Atatürk'ün yine Sakarya Savaşı'nda çektiği bir resmi var. Ayakkabısının altı delik. Yani işte bu sabırdır işte bakın. Sabır budur. Evet. Yani milletin başına büyük bir bela gelmiş, bir sıkıntı gelmiş, işgale uğramış. Fakat o yönetici kadroyla millet arasında hiçbir farkı asla göremezsiniz. Şimdi Peygamber Aleyhisselam bakın. Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te, bütün savaşlarda ve bütün mücadelelerinde, evinde, efendim özel hayatında yediği içtiği şeylerle sahabesinin, arkadaşının yediği içtiği veya hayat standartları arasında hiçbir fark göremezsiniz. Hatta bir tane yabancı elçi geliyor, Peygamber Aleyhisselam sahabesiyle sohbet ederken, ya diyor ki işte onun şeyde Muhammed hangisi diyor, hani Peygamber Efendimiz'i soruyor, işte ayıramıyor. Yani ne? Çünkü halkıyla öyle bütünleşmiş ki. Ha şimdi sabır budur. Ama şimdi bakıyorsunuz yöneticilerimize. Onlar her türlü lüks, şatafat, her türlü imkan, kendileri ve çevreleri ve efendim o yönetici kadro yaşadığı lüksün haddi hesabı yok. Halk ama efendim büyük bir çaresizlik içerisinde, büyük bir sıkıntı içerisinde, bela içerisinde sonra dalga geçer gibi ya işte sabredin. Ayet oku. Ayet onunla alakalı değil. O ayetin bu durumla hiçbir alakası yok. Bakın bu ayet yeni inmedi. Bir, iki, bu ayet ta Hazreti Adem'den beri bütün insanların durumunu anlatıyor. Elbette bela geldiği zaman, elbette sıkıntı geldiği zaman, elbette çile geldiği zaman insan buna sabredecek. Zaten Cenab-ı Hak o ayette diyor ki sizi korku, açlık deneyeceğim diyor yani. Şimdi tamam da yönetici kadronun imtihanla ne alakası var? Sizin zaten bu imtihanın dışındasınız. Yönetici kadro milleti imtihan mı ediyor? İmtihan ediyor. Yani o aslında yönetici kadro imtihan vesilesi olmuş oluyor. Şimdi yani aslında bu mantığa göre şimdi aslında Hazreti Ali'ye bir gün geliyorlar diyorlar ki şimdi buna benziyor biraz. Ya Ali işte sen Sıffın Savaşı'nda bu sahabeyi, bu insanları buraya getirerek öldürtüyorsun. Onların ölümüne sebep oluyorsun. Ya diyor ne demek diyor ya. Ben de diyor burada savaşıyorum. Bir, iki. Bu bir hak mücadelesi. Üç, yani bu insanlar buna inanarak geldiler. Ondan sonra. Ha diyor sizin mantığınıza göre diyor. Peygamber de
Hamza'yı, amcam diyor Hamza'yı Uhud'a götürerek onun ölümüne sebep oldu diyor. Böyle saçma şey olabilir mi diyor. Yani şimdi yani bu durumu bununla alakası yok. Yani eğer bir sıkıntı, bir çile varsa bunu eğer herkes yaşıyorsa bunun adı imtihandır. Eğer bu olmuyorsa o zaman bu sıkıntıyı bize yaşatanlar aslında hani belanın ta kendileri olmuş oluyorlar o zaman. Yani böyle saçma bir durum ortaya çıktı yani bu konuşmayla beraber. Tabii yani bütün bunları yorumlarken çok dikkat etmek lazım. Yani halkı incitecek, insanları incitecek, yani onların zaten zor durumdan çıkmaya çalışan, zor zor geçinen insanlarla bir de hani dalga geçmek gibi oluyor. Bir de diğer taraftan İslamiyet'i de Kur'an'ı da hani hani negatif yönde insanlara anlatmak da apayrı bir sıkıntı yani. Kimsenin buna hakkı yok. Evet. Yani değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şey bu mu yani? Evet. Ya beceriksiz bir yöneticinin altındaki çalışanını aç bırakarak, tabii, efendim hiçbir ihtiyacını gidermeyerek, sürekli psikolojik ve maddi olarak baskıda bulundurarak, bak görüyor musun, sana sabrı öğretiyorum, sana şükrü öğretiyorum, senin efendime söyleyeyim bu noktalarda imtihan ile karşı karşıya kaldığında bu becerilere sahip olmanı sana öğretiyorum demesine benziyor bu işte. Bu işin gerçek boyutuna bakıldığında aslında eziyetten öteye de, zulümden öteye de gitmiyor. Şimdi burada aslında bir başka başta da geçmiş olduk. Yani bir örnek şahsiyet problemimiz yok. Yani karakter olarak nasıl bir devlet adamı, nasıl bir politika hayata geçireceğimizle alakalı bir problemimiz yok. Fakat bunu gerçekleştirecek el ile alakalı bir arayış içerisinde mi vatandaş? Tabii bu da bir soru işareti. Şimdi diğer gündem başlıklarına baktığımızda Hasan Bey bunu konuştuk ama yine konuşalım. Yani Türk lirasındaki değer kaybı giderek artıyor. Fakat bunun yanında Türkiye'deki ucuz mamul, yani aslında siyasetin, ya piyasada bir sıkıntı yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son Tarım Kooperatifine gidip yaptığı alışverişte kullandığı cümle, yani bir problem yok, fiyatlar gayet normal derken, bu fiyatlar mesela Yunan için, Bulgar için, hatta en son dönemde Azerbaycan kardeşlerimize Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye'den işte bir Azerbaycan manatı 8-16 Türk lirası karşılığını bulmaya başladı. Şimdi burada piyasada bir ucuzluk var ama bize değil. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir Bulgar parası, Yunan parası, Azerbaycan parası bile Türk lirası karşısında çok ciddi bir değer kazandı ve her hafta sonu kafileler halinde, kabileler halinde gelip Türkiye'de elma, armut, yağ, yani aklınıza ne gelirse, yani çok ciddi bulunmayan elementleri de almıyorlar. Bizzat temel ihtiyaç maddelerini alarak kutu kutu alıp götürüyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi eğer bakın, işte iyi bir noktaya değindiniz Aslan Bey. Yani eğer bir saldırı olsaydı ekonomimize, yani mesela bir devletin, bir işte mesela şeyde oldu, Trump mesela yaptığı saldırıydı o dönem. Evet. İşte Rahip Brunson olayında. Mesela açık açık dedi, ben saldırdım. O dönemde dolar TL karşısında yükseldi. Tabii avro da yükseliyor aynı anda. Mesela altın da tabii yükselir. Fakat diğer para birimleri yükselmiyordu. Yani işte diğer para birimleri yükselmiyor. Şimdi ise bütün para birimlerinin TL karşısında değer kazandığını görüyoruz. Yani manat, efendim öyle, Bulgar levası 2007'de galiba, ya 2008'de 80 kuruşken şimdi 8,5 lira oldu mesela. Gürcistan larisi galiba 4-5 lira civarında. İşte yani komşularımız içerisinde durumu en iyi olan bizdik. Yani parasal olarak, yani evet, mesela İran parası karşısında, işte Irak parası, işte Suriye lirası karşısında. Şimdi Türk lirası tamamına karşı dramatik bir şekilde bir çöküş yaşadı. Demek ki bunun hani saldırıyla alakası yok. Ya bir de dış saldırı, o zaman topyekun bir dünyanın saldırısı mı var? Yani ya, Bulgar saldırısı, Yunan saldırısı, Azerbaycan'dan bize saldırıyor. Tabii yani. Tabii. Azerbaycan mı dediğiniz gibi. Mesela Afgan-Afganisi, bakın Afgan-Afganisi %36 değer kazanmış. Şimdi Afganlar, ya daha Taliban orada, efendim ekonomiden de anlamayan, yani doğru dürüst bir devlet bile değil, doğru dürüst bir yönetim bile değil, değil mi? Hani evet, şu anda bir düzen bile kuramamışlar. Evet. İnsanlar oradan kaçmak için tekerleklere, uçağın tekerleklerine sarılıyorlar. Yani böyle bir ülke. Doğru, doğru. Bak, parası %36 değer kazandı. Şimdi Taliban ekonomi bakanı, o zaman bizim ekonomi bakanımızı alt etti, öyle mi? Öyle mi göreceğiz? Yani Taliban ekonomi bakanı, bizim ekonomi bakanımızı
alt etti yani, yendi. Yani çok enteresan yani, dediğiniz çok önemli. Şeye getirdi. Yine ekonomi bakanımız diyor ki yani, eğer ben diyor yani bu ekonomiyle alakalı bir şey yapamazsam her şeyimi kaybederim diyor. Yani bu çok tartışılıyor. Yani her şeyini kaybetmek endişesinde olan bir yönetim mi, yoksa yani şimdi bu siyaset her şeyini kaybetsin, biz kaybedersek herkes her şeyini kaybeder mantığıyla beraber şu anda bazı söylemler de var. Şimdi siz Afganistan örneğiyle beraber aslında merkezi kapattınız, her tarafa giremiyoruz, ama şimdi bu açıklamalarla beraber bunu nasıl okuma yapmak lazım? Ya şöyle demek istiyorlar yani, biz yapamazsak kimse yapamaz mantığındalar. Yanılıyorlar, bakın çok çok yanılıyorlar. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez insanlarla doludur. Bakın öyle bir şey yok. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Yani nice insanlar geldi, geçti. Evet. Değil mi? Evet. Dünya düzeni devam ediyor. Hani peygamberler de geldi, geçti. Evliyalar da geldi, geçti. İmparatorlar da geçti. Padişahlar da geldi, geçti. Yani dünya devrandır, dönüyor, gidiyor. Herkes, yani mesele şu. Yani herkes gelecek neticede. Hani siz oradan istifa etmeseniz veya seçimle gitmeseniz bile ölerek gideceksiniz. Yani bir gün son nefesinizi vereceksiniz, kabre gireceksiniz. O zaman ne olacak? Ya bari ha böyle konuşmayın. Yani hiç kimse vazgeçilmez değil. Herkes bir şekilde ölüyor, gidiyor. Ha burada mesele şu, hayırla anılmak asıl olandır. Yani yoksa hiç kimse burada kalıcı değil. Baki olan yalnız Allah'tır. Dolayısıyla hayırla yad edilmek, anılmak, hani şairin dediği gibi gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş da aramızdan ayrıldı, ama ne oldu? Öyle ölümsüz eserler bıraktı ki, mesela şimdi bile istifade ediyoruz onlardan. Değil mi? Yani Çin istifade etti, Çin oldu. Şimdi ne diyorlar? Çin modeli. Onlar Çin'in terk ettiği modeli bize dayatmaya çalışıyorlar. Yani Çin'in mevcut modeline can kurban zaten. Milli ekonomi modeli uygulanıyor. Rusya uyguluyor. Profesör Doktor Haydar Baş bize Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu öğretti. Ehl-i Beyt'i anlattı. Bir kimlik inşa etti. Şimdi gitmek var, gitmek var. Hani dolayısıyla gittiğiniz zaman da hani ben gideceğim her şey yıkılacak dediğiniz zaman olmaz. Bakın Atatürk ne diyor? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Şimdi bu mantık nerede, bu mantık? Onun için biz Atatürk diyoruz işte. Şimdi bunlar diyor ki biz gidersek devlet yıkılır. Atatürk diyor ki ben gidersem bile ilelebet payidar kalacaktır diyor. Aslında burada kendi beceriksizliklerini itiraf ediyorlar. Yani sen öyle bir şey yaptın ki sen daha yaşarken işi berbat ettin, bırak gitmeyi. Daha sen hayattayken, dümenin başındayken, yani işin siyasetin başındayken işi berbat ettin. Sen bunu söylüyorsun. Diğer taraftan Atatürk diyor ki ben gitsem bile öyle bir sistem kurdum ki, o kadar ben büyük bir sistem, öyle bir anlayış ortaya koydum ki bu anlayışla devam ettiğiniz sürece Cumhuriyet ilelebet payidar. Yani sonsuza kadar yaşayacaktır. Haydar Hoca ne dedi? Ben öyle eserler yazdım ki kıyamete kadar efendim insanlara faydalı olacak. Yani siz eğer bunu böyle diyebiliyorsanız lütfen gelin. Elbette sizin gibi beceriksizler gelirse, bırakın siz gittikten sonra, siz gitmeden de yıkılmaya, siz zaten sizin de sisteminizde, düşüncenizde zaten yıkılmaya mahkum. Yani siz bunu itiraf ediyorsunuz bakın. Dolayısıyla hani bu örümcek ağı misali olan bu düşünceler kesinlikle Türkiye'ye fayda sağlamadı. Onlar aslında Türkiye'nin değil, kendi ikbal ve istikballerinin endişesini taşıyorlar. Türkiye ile ilgili bir düşünceler yok. Diyor ki ya biz işte bunu kaybedersek efendim koltuğumuz gidecek. Efendim o yaşadığımız tatlı hayat sürecek, bitecek. Efendim o efendim her şey yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Millete de hava atıyorduk. Biz çıkıyorduk, konuşuyorduk. Her istediğimiz yapılıyordu. Bundan sonra bunlar olmayacak. Aslında bunlar milleti, memleketi de düşünmüyor. Kendi istikballerini, kendi ikballerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bundan üzüntü duyuyorlar. Şimdi bu İmam Musa Kazım'la Harun Reşit arasında bir şey var, biliyorsunuz, bir diyalog var. İmam Musa Kazım, tabii bu Harun Reşit Sünni dünyada çok böyle ulvi bir şahsiyet olan bir, ama hiç alakası yok, onu da ifade edelim. Ehl-i Beyt'e son derece büyük zulümler etmiş. İmam Musa Kazım'ı hapse attırmış. Hatta o kadar ki bakın öyle bir ceza vermiş ki yıllarca İmam Musa Kazım Efendimiz hapiste çürümüş, yani hapiste kalmış. Orada zaten şehit edilmiş. Ve secdeleri o kadar uzatıyormuş ki Harun Reşit de
efendim sarayının penceresini öyle bir ayarlamış ki şey tam olarak İmam Rıza'nın affedersin Musa Kazım Hazretleri'nin yattığı hücrede efendim ayarlamış yani tam karşısını görecek şekilde orada efendim bir oda ayarlamış kendine. Bakıyor ki ya orada diyor devamlı bir kilim var diyor. O kilim nedir diyor işte hücrede. Diyor da ki efendim o kilim değil. İmam Musa Kazım secde ediyor devamlı. Siz de diyor onu şey zannediyorsunuz. Kilim zannediyorsunuz. Neyse tabii Harun Reşit ki diyor bir de hani dalga geçer gibi konuşuyor ona. Diyor ki amca oğlum diyor işte hani Abbasilerle Haşimiler amca oğlu ya. Hazreti Abbas'tan dolayı. Amca oğlu diyor işte ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Orada enteresan bir şey söylüyor ona bakın. Diyor ki Harun diyor bak benim diyor çile dolu, ızdırap dolu, sıkıntılarla dolu günlerim bitiyor diyor. Bitiyor yani neticede benim bir ömrüm var sınırlı. Öleceğim. Ama diyor unutma senin de diyor şatafat içinde, zulümle, şatafatla, eğlenceyle, efendim büyük bir şeyle, bu binbir gece masalları ona ait evet. Biliyorsun. O şeyle sarayda geçirdiğin günlerin de bitiyor diyor. Yani benim de bitiyor, senin de bitiyor. Bakalım orada efendim diğer tarafta kim ne yapacak? Hadi bakalım orada bir görüşeceğiz seninle diyor. Şimdi bizim mevzumuz da bu aslında. Evet bu yöneticiler büyük bir şatafat içinde yaşıyorlar. Saraylarda yaşıyorlar. Onların günü bitiyor bakın. Onların günü bitiyor. Asgari ücretlerin de günü bitiyor. Neticede o günler bitecek. Eğer inanıyorsak o günlerin biteceği gün çok çetin bir gündür bakın. Evet. Asıl zaten bakın bu dünya hayatının hiçbir kıymeti yok. Asıl olan ahiret yurdudur. Cenab-ı Hak da bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca beyan ediyor. Profesör Doktor Haydar Başbey o yüzden bize ne diyordu? Dikkat edin. Şimdi anlamını daha iyi anlıyoruz değil mi? Şimdi aramızdayken bunu pek anlamıyorduk. Ne diyordu? Oğlum benim hani siyasetim son nefes içindir. Benim bütün hayatım son nefes içindir. Şöyle bir duası vardı. Ya Rabbi hani yolunda harcayamayacağım bir kuruşu bana nasip etme. Şimdi ne kadar anlamlı geliyor bize değil mi? Ve dönüp baktığımızda Profesör Doktor Haydar Başbey'in hayatına baktığınızda ne kadar muhteşem bir hayat yaşamış. Her anını Allah için geçirmiş. Her anını efendim bu yolda harcamış bir insan. İnsanları bir beraber etmiş, kardeş etmiş. Efendim fitne çıkartanları önlemiş, FETÖ'ye karşı durmuş. Efendim insanların ekonomik olarak güçlenmesi için, devletimizin, milletimizin bekası için ömrünü tüketmiş. Yani yapmadığı şey yok. Ya bana deyin ki ya şunu yapmadı. Öyle bir şey yok. Yani elini taşın altına koymuş, parti kurmuş, ortaya çıkmış, madenlerimizi bize hatırlatmış. Ya şu an kendisi olmasaydı biz ne konuşacaktık? Ne konuşabilirdik? Hiçbir şey konuşamazdık. Dolayısıyla yani bugün bize ihtiyacımız olan şey yani bu zamanımızda bizleri bu konuda ayıktıran, bizi efendim hakikaten çağların çok üst önüne yani çok çok ötesine bizi götüren, gösteren Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu eserlerini okumak, anlamak, programları izlemek, yani Meltem TV'de yanından işte hocamla ilgili düşünün programlar var. Bizzat kendi yaptığı eski programlar var. Onlar da çok güzel bir şekilde yayınlanıyor. Yani bunu anlamak zorundayız. Bunu anladığımız zaman zaten yapılan bütün hataları da görmüş oluyoruz. Şimdi bu İmam Gazali'nin bir sözü olması lazım. Diyor ki, batılı diyor öğrenen hakkı anlayamaz diyor. Yani şimdi bazı eskiden öyle bir mantık vardı biz üniversitedeyken. Hep yanlışları öğreterek evet. İşte İslam adına doğruları, işte şu yanlış bu yanlış, milyarlarca yanlış var. Onları öğrendiğin zaman doğruyu öğrenmiş olmuyorsun. İmam Gazali şunu diyor, diyor ki ama diyor hakkı öğrendiğin zaman batılı da tanımış oluyorsun. Onun için başka bir sözü var diyor ki alim daha önce cahildi diyor. O da öğrenerek efendim cehlini giderdi, bilgisizliğini giderdi. Fakat diyor cahil daha önce alim değil olmadığı için bu mevzuları anlatması imkansız. Yani bu mevzuları anlatamaz. Onun için biz de hani cahil insanlarla beraber olmayalım. Bakın en büyük yani kendimize yapacağımız en büyük iyilik cahil insanlardan uzak durmaktır. En büyük iyilik budur. Hiçbir fikri olmayan, hiçbir derinliği olmayan, hiçbir şeyi olmayan insanlardan uzak duralım. Ve biz değil siyasetimizi yani günahımızı bile onlara vermeyelim. Bakın günahımızı dahi teslim etmeyelim. Biz kalkmışız
ya ben bir şey bilmiyorum, ben bu mevzuyu bilmiyorum diyen insanlara devleti teslim etmişiz. Kendileri söylüyorlar, biz bilmiyoruz. Mesela bir tane bakan diyor ki ben İçişleri Bakanı olmadan önce İçişleri Bakanlığı ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Halen de bilmiyor zaten. Siz değil mi? Mesela ekonomiyle ilgilenenler bakıyorsun, evet. Ekonomiden bir haber. Kendileri itiraf ediyorlar. Sayın Albayrak ne diyordu? Ben dolara bakmıyorum artık diyordu. Yani Merkez Bankası ne diyor? Ya bu diyor hareketlilik diyor. Normal işte oluyor. Ne demek ya? Ya Türkiye'nin cehennem yerine dönmüş, ekonomi yangın yerine dönmüş. Ya işte bu oynaklık diyor yani. Ne oynaklığı? Sanki şey oynuyor ortada, köçek oynuyor. Hani var ya eski Anadolu'da, Kastamonu'da falan köçekten. Sanki köçek oynuyor ortada. Yok ya, ortada oynayan bizim hayatımızla oynanıyor. Bizim geleceğimizle oynanıyor ya. Yani ama bakıyorsunuz bunların hani bu konuda herhangi bir maalesef fikri yok. Peki. Hasan Bey çok teşekkür ederim. Aslında mevzunun temelini özetleyen fikirlerin beyan edilmesine çok ihtiyacımız var. Yani dikkatli olma zamanı, evet bu doğru bir ifade, doğru bir tanımlama ama nasıl dikkatli olacağız? Örnek şahsiyetlerin fikirleri ile beraber bu manada örnek hayatlara ihtiyacımız var. Örneklendirmek, hayatımızı şekillendirmek açısından verdiğiniz örnekler de çok hayatiydi. Çok teşekkür ederim. Bitiriyoruz bugünü. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın.